Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında dik piramitler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle piramidin tanımına bakalım. Birçok kentsel bölgenin tüm noktalarının Bulunduğu yüzey dışındaki bir nokta ile birleşimine piramit diyoruz. Piramit gençler tepe noktasında tabana indirilen dik uzunluğa piramidin yüksekliği denir. Yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramide de gençler dik piramit diyoruz. Eğer dik şekilde iniyorsa merkezi doğru tepe noktası iniyorsa yani burada bakın 90 derecelik bir açı varsa dik piramit diyoruz. Piramitler tabandaki çokgene göre adlandırılır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın birinciye baktığımız zaman kare piramit ve açılımını göstermiş. Ne yapıyoruz gençler? Bunları birleştirdiğimiz zaman bakın buradaki arkadaşlar T tepe noktası arkadaşlar üçgenin yanındaki bakın şu yanındaki yüksekliğimiz yan yüz yüksekliğe evet, yandaki üçgene yan yüz diyoruz. Alttaki B ve C'ye tabanı ayrıtı. B'ye, C'ye, A'ya taban köşesi diyoruz tabanımıza gençler alttaki şeklimizdir diyelim. Cisim yüksekliği de T'den tabanın merkezine inen bakın T'den merkeze inen dik yüksekliğe cisim yüksekliği diyoruz. Gençler cismin yüksekliği yan yüz yüksekliği ve taban ayrıt uzunluğunun yarısı arasında yandaki gibi bir Pisagor bağıntısı ilişkisi vardır diye söylüyor. Şimdi gençler cismin yüksekliği yani bu T'den indirdiğimiz dik doğru parçasını aslında yan yüzle beraber birleştirdiğim zaman arkadaşlar bakın burada bir Pisagor bağıntısı oluşacak diye düşüneceğiz. Evet devam edelim. Evet ilk etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen dik piramitlerin isimlerini yazarak açılımlarını çizmemizi istiyor. Şimdi gençler tabana baktığımız zaman dördü birbirine eşit. Yani kare olduğunu görüyorum. O halde tabana kare çiziyorum. Yan yüzlerine üçgen çiziyoruz. Evet tabanı kare olduğu için kareye piramit adını veriyorum. Şimdi arkadaşlar ikinciye baktığımız zaman tabanımız üçgen. O halde üçgen piramit diyeceğiz. Evet, tabana bir üçgen çiziyorum. Evet gençler üçgeni çizdikten sonra bakın bu bizim tabanımız. yan yüzeyleri de yine üçgensel bölgeden oluşur diyeceğiz. E dördüncüye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 altıgen görüyorum. O halde bir altıgen çizelim gençler. Yan yüzeylerinde de ne olacak arkadaşlar? Yan yüzeylerinde üçgenler olacak. Evet. Dördüncüye baktığımız zaman gençler bakın karşılıklı kenarları eşit yani dikdörtgen piramit diyoruz. O halde bir dikdörtgen çizeyim. Evet üçüncüsüne altıgen piramit demiştik. Dördüncüsü de dikdörtgen piramit. Evet devam ediyorum arkadaşlar. B'deki etkinliğe geçiyorum. Aşağıda açının verilen piramitlere göre istenen bilgileri yazınız diyor. Gençler bakın merkezinde bir açı ne var? Kare var. Kenarında da 4 tane neyimiz var arkadaşlar? Üçgenimiz var. O halde şeklimizin adı kare piramit. Gençler piramitte 4 tane tabanda neyimiz var? Köşemiz var. Bir de tepe noktası köşedir arkadaşlar. O halde toplamda 5 köşe var. Tabanda 4 tane yanlarda da 4 tane toplamda 8 ayrıtı var. Yüzeylere baktığımız zaman taban yüzeyi 1 tane 4 tane de yanda yüzeyimiz var. Yani toplamda 500'ü vardır diyorum. Şimdi ikinci şeklime baktığımız zaman altıgen piramit görüyorum. Altıgen piramitti. Gerçek altıgen piramitti. Köşe sayısı tabanda 6 tane bir de tepe noktası. Toplam 7 köşemiz var. Ayrı sayısı tabanda 6 tane, yanlarda da 6 tane. Yani toplam 12 tane yüzey sayısı da gençler 100 sayısı da yanlarda 6 bir de tabanda toplamda 7 tane 100 vardır diyorum. Üçgen piramide baktığımız zaman tabanda üçgen olduğu için üçgen piramit diye ismini yazıyorum. Gençler tabanda 3 tane bir de tepe noktası toplam 4 tane köşesi var. 4 tane yüzü var. 3 yanda 3 de tabanda 6 tane de ayrıtı vardır diyorum. Evet devam edelim. Aşağıda verilen açılımlardan hangilerinin kare piramide ait olabileceğini bulalım diyor. Şimdi gençler bakın birinciye baktığımız zaman kare merkezde yanlarında dört tane var. Bunları tepesinde yani ortada birleştirerek kare piramit oluşturabilirim. Şimdi ikinci de arkadaşlar bakın bu kenar burayla birleşir. Bu kenar burayla birleşince buradaki kenarımıza gelir. Burayla birleşerek bir kare piramit elde edilir diyorum. Şimdi arkadaşlar üçüncüye baktığımız zaman merkezde kare gördüm. Bir, iki, üç tane üçgen görüyorum arkadaşlar. Dört tane yüzeyde üçgen olması gerekiyordu. O halde bir üçgen yüz. Eksiktir diyorum. Yani kare piramit oluşturmaz diyorum. Evet dördüncüye bakıyorum gençler dördüncüde. Bakın bu ikisinde sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi burası, bakın burayla birleşir. Arkadaşlar bu ortadaki ne olması gerekir aslında? Şu uçta olsaydı burayla birleşirdi. Şimdi ortadaki arkadaşlar köşelerin birleşim yeri tabanda olmaması gerekir diyoruz. Aldık köşelerin. birleşimi yeri tepe noktası olması gerekirdi. Olmamalı diyorum. Yani bu da piramit oluşturmaz diyoruz. Evet 3 ve 4 oluşturmaz. 1 ve 2 oluşturur diyelim. Devam edelim. D'deki etkinlikte aşağıda kareli zeminde verilen şekillerden piramit oluşturanları belirleyiniz diyor. Gençler bakın burada tabandaki kareye baktığımız zaman iki birim. Şimdi diğerlerinde arkadaşlar üçgenlerin bir kenarın iki birim olması gerekir. Bakın B, C ve D 2 iki birim gördüm. E de iki birim gördüm. Yani A, B, C, D ve E birleşerek ne oluşturur? Piramit oluşturur. F ile G'nin oluşturacağı bir parça yoktur diyorum. Evet ikinciye bakıyorum. Bir kenarı 3 diğer kenarı 3 kare piramit olacak. O halde bir kenarı 3 olması gerekir. Mutlaka düz kenarı 3 olacak diyoruz. Bakın 2, 3, 3. Burası 1'e 3. Üç. Evet üçgenimiz olacak arkadaşlar. Bakın kenarı 3 olacak. Ve yükseklikleri de birbirine eşit olacak. Yükseklikler de ikişer birim olacak. Ve tepede birleşecek. Yani A'yı kullanacağım. C'yi kullanacağım. E'yi kullanacağım ve G'yi bakın 1, 2, 3, 4 tane üçgen kullanacağım. A'yı, B, C, E, G ve F, G ve H'yi kullanacağız diyoruz. Evet. Kullanmayacaklarımız F ve D'dir diyelim. Evet. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Aşağıda verilen kare piramitlere göre istenen uzunlukları bulunuz diyor. Şimdi gençler bakın buradan benden istediği yan yüz yüksekliği gençler, yan yüz yüksekliği. Şimdi arkadaşlar şöyle yan yüz yüksekliğine dikkat ederseniz merkezdeki tabandan kenara çizdiğim doğru parçası arkadaşlar bizim taban ayrıtımızın yarısı kadar. Yani burası 6 santimetredir. Aslında burada şöyle bir üçgen oluştu diyorum. Evet bakın böyle bir dik üçgen oluşuyor. Yükseklik 8. Taban 6 benden burayı istiyor. O halde merkez dik olduğuna göre gençler. 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10 olur. Sıra işaretiyle gösterilen yer diyorum. 10 santimetre Olur diyelim. Evet 3, 4, 5 üçgeninden 6, 8, 10 üçgenidir diyorum. Devam ediyorum. Evet gençler bizden cisim yüksekliğini istiyor. Yine gençler bakın şöyle merkezden kenara bir doğru parçası uzatarak şöyle bir üçgeni görmenizi istiyorum. Yan yüz yüksekliği gençler 17 cm. Şimdi tabanımız taban ayrıtı 18 ise 2'ye böldüm 8 cm'ye 17 soru işaretiyle gösterilen yer 8, 15, 17 üçgenidir diyorum. Ve soru işaretinin değerini 15 santimetre olarak buluyorum. Evet devam edelim. Evet gençler. Bu sefer de benden taban ayrıtını istiyor. Öncelikle gençler hemen şöyle bir dik üçgeni çeviriyorum. Bakın cisim yüksekliği kök 7. Gençler buraya x diyecek olursam. Bakın şöyle bir dik üçgeni oluşturdum şu cisim yüksekliği şu yan yüz yüksekliği gençler bakın üçgenimizi gördüğümüz zaman o halde x'in karesi artı evet, dik kenarların kareleri toplamıydı kök 7'nin karesi eşittir 5'in karesi burada x kare artı 7 eşittir 25 ise x karenin değeri 7'yi karşıya gönderdim 25'ten 7'yi çıkardım 18 o halde x'in değeri Kök 18'dir. gerçekten kök 18'de 3 kök 2 olarak bulurum. O halde soru işaretine dikkat ederseniz tabandaki arkadaşlar bu parçanın 2 katı şöyle görebiliriz. 2 tane var. O halde soru işareti 2 çarpı 3 kök 2'den 6 kök 2 santimetre olur diyorum. Evet devam ediyorum. 4. soruya geçiyorum. Evet gençler bakın burada İki tane dik üçgenimizi oluşturacağız. Öncelikle gençler şu yan yüz yüksekliği, yani şöyle üzerinden geçelim. Bakın burayı bulacağım arkadaşlar. Şimdi yan yüz yüksekliği için şöyle dik üçgenimi oluşturuyorum. Şimdi burası 6 ise gençler, yarısı 3'tür. O halde 3, 4. Bakın yan yüz yüksekliği 5 santimetre'dir. Şimdi burada 5 santimetre ve 90 dereceyi gördüm. Şimdi gençler bakın 90 derece. Şimdi bunun tamamı 6 idi. O halde yarısı 3'tür. O halde ikinci üçgenimizi oluşturacak olursak. Tabanı 3. Yan yüzü yüksekliği gençler 5'ti. O halde buraya da x diyecek olursam. Bakın burası 90 derece olduğu için x hipotenüstür. O halde x'in karesi 3'ün karesi artı 5'in karesinden 9 artı 25 x kare 34'tür diyorum. x'in değeri de karekök 34 cm olur diyelim. Evet gençler, ayrı ayrı yan yüz yüksekliğini kullanarak ne yaptık? Cismin yandaki ayrıt uzunluğunu bulmuş olduk. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler, bu sefer bize yandaki ayrıt uzunluğunu arkadaşlar 10 cm veriyor ve merkezdeki Cisim yüksekliğini istiyor. Arkadaşlar öncelikle bakın burası 12 santimetre ise bunun yarısı burası 6 santimetredir. Şuradaki dik üçgenden bahsediyorum. Bakın yan yüzdeki dik üçgene baktığımız zaman şöyle dik üçgenimizi modelleyecek olursam burası 6, hipotenüsümüz 10 ise 6, 8, 10 üçgeni vardır diyorum. Bakın burası 8 santimetredir. Yine aynı şekilde gençler. Bakın içeriden tepe'den indirdiğim cisim yüksekliğiyle arkadaşlar kenarı birleştiriyorum. Merkeziyle kenara birleştiriyorum. Şimdi burası 12 ise burası 6'dır. Evet bakın burası ise hemen dik üçgenimizi tekrar oluşturalım. Yan yüz yüksekliği gençler 8'di. Yani hipotenüsümüz 8. Burası 6 ise soru işaretini istiyor. O halde soru işaretine x diyecek olursam. x'in karesi artı. 6'nın karesi eşittir. 8'in karesi. x kare artı 36. Eşittir. 64 diyorum. Buradan 36'yı gönderdim karşıya. Eksi 36. 64'ten 36'yı çıkaracak olursak gençler. 28 olur. X kare. O halde X'in değeri de karekök 28'dir. Bu da 4 kere 7'den 2 kök 7 santimetre olur diyoruz. Evet gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Az önce kapalı şekilde verdi. Bu sefer de açık şekilleriyle sorumuzu veriyor. Yanda açını verilen kare piramidin cisim yüksekliği kaç santimetredir diye sordu. Şimdi gençler bakın bu bizim 25 santimetre arkadaşlar bizim neyimiz? Yanal yüksekliğimiz. Yandaki cismimizin yüksekliği. Şimdi tabanı arkadaşlar eğer 14 ise, bakın burası 7'dir. O halde ben bunu kapattığım zaman arkadaşlar şöyle görebilirim. Kapattığımız zaman bakın tepe noktası buradan çıkacak arkadaşlar. O halde üçgenimizi şöyle çizecek olursam yan yüzey yüksekliği arkadaşlar bizim hipotenüsümüz olacak. Bakın burası 25 olacak. Tabanı 7 olacak. Benden istediği cisim yüksekliği burası gençler. Evet. O halde gördüğüm zaman arkadaşlar 7 soru işareti ve 25. Yani 7, 24, 25 üçgeni vardır diyorum. O halde soru işaretinin değeri 24 cm olur cismi yüksekliği diyoruz. Gençler bunları kapattığımız zaman bakın bu 25 bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Yanal yüzeyimiz oluyor. Yandaki yüzey arkadaşlar yandaki üçgenin yüksekliği diğer taraftan bizim köşegenimiz yani hipotenüsümüz olur diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Taban alanı 64 cm2 ve açılımdaki en uzak iki nokta arasındaki uzaklık 18 santimetre olan kare piramidin cisim yüksekliği kaç santimetredir diye sordu. Şimdi gençler kare piramit olduğuna göre tabanı 64 ise bir kenar 8'dir diyorum. Şimdi gençler şöyle merkezden geçecek şekilde. Bakın burası 8 santimetre ise gençler. Evet en uzak iki nokta arası 18 ise 18'den 8'i çıkarıyorum. 10 santimetre kaldım. Bu 10 santimetreyi 2'ye bölersem yandaki mesafeler 5'er santimetredir diyoruz. O halde arkadaşlar bakın bu 5 santimetre bizim neyimiz oldu arkadaşlar? Yan yüz yüksekliğimiz oldu. Şimdi benden ne istedi gençler? Cisim yüksekliği istedi. O halde cisim yüksekliği için şöyle bir dik üçgen şeklinde gösterecek olursam. Evet buradaki diklik arkadaşlar bizim cisim yüksekliğimizdir. Bunu soru işaretiyle gösterelim. O halde taban arkadaşlar bakın 4 santimetredir. Yarısı yan yüzü yüksekliğimizde 5 santimetredir. Soru işareti 4, 5, 3, 4, 5 üçgeninden soru işaretinin değeri 3 santimetre olur deriz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soruya devam ediyorum gençler. Kareli zemin üzerinde çizgi açılımı verilen kare piramidin açılımının çevre uzunluğu 16 kök 5 santimetre olduğuna göre cisim yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi gençler kareli zeminde olduğu için bakın çevre dediğimiz buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgenin kenarından oluşuyor. O halde ben gençler şöyle bir tanesinin uzunluğunu bulabilmek için bunu şöyle dik üçgene çevirecek olursam Bakın buraya A dersem gençler. Buraya A dersem yani bir kenara A dersem. O halde 2A. Buraya baktığımız zaman da 4A. O halde buradaki Pisagor bağıntısından faydalanacak olursak gençler. Şöyle dik üçgenimi çiziyorum. Evet 2A, 4A. Buraya da x diyecek olursam gençler. Yani x bizim neyimiz burada? Bir kenarımızın uzunluğu olacak. O halde ne yapıyoruz? X'in karesi. Bakın dik üçgendir. O halde X'in karesi eşittir. 4A'nın karesi artı 2A'nın karesi 4A ile 2A'nın karesini alırsak X kare eşittir. 16A kare artı 4A kare o halde X kare 16 4 daha 20 A kare Olur diyorum. Gençler 20 a kare ise her iki tarafın kare kökünü alırsak x'in değeri kare kökünü alıyorum. Evet. Altta gösterelim isterseniz. Evet. 27 arkadaşlar kare kökten 4 çarpı 5 demektir. 2 kök 5 2 a kök 5 olarak çıkar. a karede a olarak çıkar. 2 a kök 5 olarak çıkar. Evet, şöyle biraz daha 20'yi arkadaşlar 2 olarak çıkarıyorum. Kök 5 kalacak. A kareyi A olarak çıkarıyorum. 2A kök 5 santimetre olur. X'in uzunluğu. Şimdi gençler 8 tane kenarı vardı. Bakın bunun bir tanesi 2A kök 5 dedik. Onda 8 tane olduğu için 8 çarpı 2A kök 5 bize çevre uzunluğunu verir ve bu da 16 kök 5'e eşit dedim. Şimdi eşittin her iki tarafından gençler. Kök 5'ler gitti. O halde bakın 8 kere 2 16 a eşittir. 16 ise her iki tarafı 16'ya bölersem a'nın değeri 1'dir diyoruz. Demek ki karenin kenar uzunluğu 1'dir diyeceğim. Şimdi gençler bakın tabanı 4. O halde şurası 2 birim. Cisim yüksekliğine baktığımız zaman yan yüz yüksekliğine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Şimdi gençler bakın burada şöyle bir kapattığımız zaman cisim yüksekliği için şöyle bir üçgenimiz oluşacak. Şimdi yan yüz yüksekliğimiz gençler bakın burası bizim cisim yüksekliğinin ne oluyor? Hipotenüsü oluyor. O halde burası 4. Burası dik üçgenimiz. Evet bu da 2 birim. Benden istediği cisim yüksekliği. Evet daha önceki sorularda bunu da göstermeye çalıştık. Şu yandaki yüzeyimiz bizim arkadaşlar bakın buradaki hipotenüsümüz. O halde cisim yüksekliğine y diyecek olursam gençler. O halde y kare artı 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi. Buradan y kareye artı 4 eşittir 16. y kare eşittir 4'ü karşıya gönderdim. 12. y'nin değeri kare kök 12. Gençler 12'de 4 kere 3'ten 2 kök 3 olur. Cisim yüksekliği diyoruz. Evet gençler 2 kök 3 santimetre olur diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.